bir şekilde ne yaptım? Ağız içine bir daha kontrol ettim. Burada hep çıkacağını düşündüm. Ağız içine bir daha kontrol ettim. Baktım. Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri tarafından ücretsiz olarak gönüllülere temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Beni bulduk. Göğüs kemiğini ve kapucuk kemiklerini birleştiği yer, kaburgaların birleştiği yer. 2C yöntemini kullandık değil mi? Hemen elimin bir elimin topuğunu yerleştirdim ve temel yaşam desteğine geçiyorum. Deprem gibi doğal afetler ve ani olaylarda ambulans gelene kadarki süreçte yapılan ilk yardım müdahalesi birçok insanın hayasını kurtarmada büyük önem taşıyor. Korkun ve korkun. Köy köy ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam eden Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri, kursa katılanlara temel ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra muhtemel doğal afetlerde de yapılması gerekenleri anlatıyor. 9 ve 10 ve 15, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30. 30'a kadar tek tek sayarak gidiyoruz. Daha sonra kaldırdık. Evet, bir tane verdik. Burnu. Bir turu tamamladık. Bu işleme evet. Devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Baktık ki nefes yok. İşleme devam edeceğiz. Daha sonra nefes gelirse, solunum gelirse ya da ambulans gelirse ya da biz tükenene kadar. 2019 yılının Ekim ayından bu yana ilk yardım eğitimi verdiklerini söyleyen Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitimi Merkezi Müdürü Ayten Ülkü Sünnetçiler, toplumun bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra uygulanabilecek eğitimlerle de ilk yardımcı olmalarına katkı sağladıklarını belirtti. 2019'un Ekim ayından bu yana ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Toplumu bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirerek hem bilinçlendiriyoruz hem de uygulayabilecek eğitimlerle güçlendiriyoruz. Tabi burada alınan eğitimlerin en önemli özelliği valilik bünyesinde kamu kurumunda kurulan bir merkez ve tüm eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. 6 Şubat depreminden sonra ciddi anlamda insanlar yaşadığı için ilk yardımın öneminin farkına vardılar. Ve 6 Şubat'tan bu yana o kadar çok talep oldu ki eğitimlere. Biz 2 eğitmen olarak eğitim verebiliyoruz. Hiç aralıksız her hafta 3 gün boyunca yetki verebileceğimiz kişi sayısı temel ilk yardım eğitimlerinde 14 kişi. Aralıksız eğitimlerimize devam ediyoruz ve talepler gün geçtikçe çoğalıyor. En son Trakya Üniversitesi'nin kariyer fuarında 1000 tane öğrencimiz talep formu doldurdu. Tabii bir sürü acil durum yaşadık bu zamana kadar. 2020 yılında pandemiyi yaşadık. Pandemi sürecinde biz maske, mesafe, hijyen kurallarını uygulayarak eğitimlerimize hiçbir şekilde ara vermedik. En yüksek ilk yardımcıyı o yıl yetiştirdik. Yaklaşık 470 ilk yardımcı yetiştirdik. Ve şu anda bugüne geldiğimizde 2023 yılından bir bahsetmek istersen 2023 yılında da totalin dışında 1906 kişiye ilk yardım eğitimleri verdik. 2300 kişi köylerde ilk yardım eğitim seminerleri güçlendirdik ve aynı zamanda yaklaşık 430 kişiye de ilk yardımcı olarak yetiştirdik. Herhangi bir acil durumda ambulans gelene kadar hastanın hem zararını en aza indirmeye hem hayatta tutabilmenin temel koşullarını öğrendim. Neler yapabileceğimi, çaresizce beklemek yerine ambulans gelene kadar o hastayı hayatta tutabilmeyi ya da solunumu durduysa solunumu geri kazandırabilmeyi öğrendim. Benim babamın ilk yardım eğitimi var mesela. Bize bir şey olduğunda o bize yardımcı oluyordu. Ama ona bir şey olduğu zaman ben şu zamana kadar hep çaresiz kalıp ambulans bekleyen taraf oldum. Ama artık aldığım eğitimlerle ben de ona yardım edebilecek donanıma sahip oldum. Deprem yüzünden de çok önem veriyoruz böyle şeylere. Çünkü deprem durumunda zaten yetersiz kalıyor bazen. Ambulansların gelmesi, yollar kapanıyor, ambulansların gelmesi uzun sürüyor. O süreci iyi yönetebilmek çok önemli.